Kaldır ulan pençelerini ayı yogi. Ulan bari deplemi önceden haber verebilse. Ama nerede onda o altıncı hüs? Beşe kadar saymayı bilmiyor. Altıncı hissi mi olacak? Vay onun. Bakalım kayıpaltıya bir eksiklik bulacak mı? İtilmiş böfleyi. Yumurtaların üç çeşidinde yaptım. Katu, rafadan, her neyse işte. Yeşil ve kara zeytinler de tamamdır. Ula, keşke kırmızı zeytin alsaydım be. Bu psikopatoyu her an kırmızı zeytin isteyebilir be. Bat izdir takılmış. Düzü dayı. Lan boşuna yumruk gösterisi yapma. Kayfaltını eksiksiz hazırladım. Fiske bile vuramazsın. Bu sabahta yani kayfaltı yüzünden atamayacağımı maalesef ben de görüyorum kalkılmış. Ama bu unku dayağı bana itaatsizlikten yiyecek. Neymiş? Ne dedin de itaatsizlik ettin? Niye çıkarmadın la o mineteği üstünden? Minetek mi? Ne mineteği ulan? Ben hayatımda minetek giymedim ki çıkarttım. Benim üryamı benden iyi mi bileceksin lan? Üryamda minetek giydiydin işte. Üryamda mı? Evet kalkılmış. Çıkar lan şu mineteği diyordum çıkarmıyordum. Çıkar lan diyordum çıkarmıyordum. İşte şimdi ürya bitti. Şimdi ne yapacağım? Ben de şimdi senin kemiklerini mini yapmaz mıyım? Lan manyadın mı sen? Senin gördüğün rüyadan bana ne be? Ana! Bir de rüyama saygısızlık. Bak bunu bir yere yazıyorsun şimdi. Mini etek dayağını mütakibe bir de rüyama saygısızlıktan dayak yiyeceksin kalkılmış. Gel bakayım şöyle. Seni sahneye alalım. İyicenem şizofrenik oldu bu ayıoğlu deve. Aklı kıt olduğu için bazen mazeret bulamıyor dövmek için bana bulduruyor kumpek olayı. Ben senin yerinde olsam bu halden işe bir şey gitmem. Kız sen delirdin mi? Bu canavarın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor musun sen? Ben bugün işe gitmesem akşama beni rakı şişesinin içine koyar böyle buzundan çalkalar. Vah vah ne üzülüyorum sana kız. Sen daha kaç yıl böyle kum torbası gibi yaşayacaksın? Efendim ben bu milenyum ayısının artık yaşlanmasını bekleyeceğim. Elden ayaktan düşerse belki beni dövemez abi. Ooo 30 yıl falan bekleyeceksin yani. Ama 30 yıl dediğin nedir ki be? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Gözüm de kapanmıyor artık. Hadi temizlikten kadar. Burası ne ki be? Hani bana doğru. Ne bakmıştın birader? Birader mi? Bana mı dediniz? Evet sana dedim. Beni temizlik firmasından gönderdiler. Ama burası kazineye benziyor. Ha bizim patronun odası temizlenecekti geçici. Fidayda ağırlım fidayda. 500 altın yedirdim ne fayda. Ayrılık var ilim var. Lan kazino dedikleri de böyle bir yer olmalı ya. Fidayda ağırlım fidayda. 500 altın yedirdim bir ayıya. Ayrılık var elim var. Yürüyoruz şu an! Gel! 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 Abi bana! Hadi! 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 Geçen gece geldi, hesabı ödemeden yedi içti gitti, sonra da bir kuruş ödemiyorum dedi. Siz beni hesap ödemeyenleri dövüyor musunuz? Herkesi dövmeyiz bacım ama böyle terbiyesizlik yapanları mutlaka döveriz. Demek
yaptı derler. Bizim ayı yeterince terbiyesiz Allah'ta. Yerimdir. Selize. Oh be. Vaktinde geldim çok şükür. Hemen şükretme la. Önemli olan senin kolundaki seyit değil. Hakemin elindeki kronometre. Kronometre ne lan? Milimetre kayıp. Bir nevi seyitin ta gelişmiş hali diyebiliriz. Seyitine bakınca seliseleri göremiyorsun. Ama bundan bakınca iki selise geciktin. Bu da iki seans dayağı tekabül ediyor kalkılmış. Bana bak, bana elini sürersen bu geceki ziyafeti unut. Ziyafeti neye unutuyormuşsun lan? Mis gibi dayak ziyafeti çekeceğiz şimdilik. Dayak ziyafetinden bahsetmiyorum, finalist dayı. Yeme içme ziyafetinden bahsediyor. Ben bak, dayağı geciktirme için böyle konuşuyorsan geçen zamanı dayağın sonuna ilave edeceğin haberin olsun. Zaman geçirmiyorum be. Bugün gittiğim kazinonun müdürü kocanı da al gel bizden ye iç dedi. Lan sen çalışma ayağına kazinolara mı takılıyorsun lan? Ya lan temizlik firması gönderdi. Kazinonun müdürü de çalışmamdan çok memnun kalınca ödül olarak da kocanı al gel dedi. Beri bak bir dolap çoğurmuyorsun değil mi? Yok be. Ne dolabı? Böyle şeyin dolabı mı olur? Hem ben kabul etmedim ki. Kocama bir sorayım dedim. Rakı da var mı kızım kazinoda? Cepağın rakısı bile var. Bari o tarafta bir masa ayırsalarız. Bırak şimdi önünü arkasını be. Yemene içmene bak sen. Davetliyiz be. Limitsiz ırak içeceğiz. Bir zakatlık çıkmaz değil mi? Salak salak konuşma. Davetliyiz diyorum. Patlayana kadar iç be. Siz istediğinizi söyleyin, ben onu getireyim. Sen bana evvela bir büyük rakı götür karsın be. Hani bir büyük rakı olur mu be? Üç tane getir, üç büyük rakı. Bir rakı senin dışının kovuna sığmaz be. Sen sus lan şebek, evvela bir büyük içeyin gerisini sonra söylerim. Hani senin üzerine rakı içen tanımıyordun? Aa işte, açık hesap. Eğer üç büyük rakıyı içemeyeceksen, karsın VSC'li sana alkolsüz meyve kokteyli hazırlarsın. Tamam. Üç tane büyük rakı götür. Meze olarak ne alırsınız efendim? Hepsinden alırız Ecik. Ulan kalkılmış. Her şeyin hepsini istemesene. Görgüsü sığır. Karson evvela ne kadar meze varsa saysın istediğimizi alalım. Haydari, patlıcan ezme, tarator, cacık, beyaz peynir, ara sıcaklarımız var. Sen bize şöyle Haydar abi getir. Bu ezik şeyden de be. Patlıcan salata. He, bir de şey o yanan meyveden var mı? Yanan meyve mi? He, şey hani tabağın içinde yanıyor ya meyveler. He, alevli meyve diyorsunuz. He, ondan da getirir be. La sen nereden biliyorsun alevli meyveyi konsümetris karla gibi? Televizyonda görmüştü, bitirmişim. Alevli meyveyi çok severim. İki tane götürüyorum Tarsan Bey. Yi alevli meyveleri yi. Hesap geldi de kıçım nasıl alev alacak koracağım ayı efendi. Böyle gelmiş böyle geçer dünya. Oyna oyna. Dıya gir kendi bir ele oynarsın. Sağlığına lan kalkılmış. Sağlığınaymış. Ulan senin yanında insanın sağlığı mı kalı be? İnsan imajı verirmiş ayol. Bu güzel geceyi bölmek istemezdim ama acı gerçeği söylemeden edemeyeceğim. Beni buraya ziyafete götürdüm diye dayak yemeyeceğini sanıyorsan aldanıyorum. Hiç de öyle bir beklenti içinde değilim. Senin ne kadar prensipli bir ayı olduğunu gayet iyi biliyorum. Ne la? Hesap? Ne hesap la? Biz Boğca müdürün davetlisi. Sizi kim davet etti birader? Karımla beraber müdürümüz davet etti. İsminiz neydi? İdilmiş. Ama siz kısaca it diyebilirsiniz. Belki müdür it deyince tanır. Salak kalsana bak. Sanki onlar hesap isteyen oldu. Salak işte. Müdür bey itilmiş adında bir hıyar tanımadığını söyledi. Nasıl olur lan? Bir de kalkılmış deseydin. Kardeşim. Onu yapmayı bırak da öde şu hesabı. Anlatamadım galiba. Biz borcu hesap ödemeyeceğiz.
dakika, sen de bir şey de söylesene lan kalkın. Seni kocanla beraber buraya davet etmediler mi? Ettiler tabii ama kabahat bunların sözüne güvenip buraya gelendi. Yazıklar olsun size mi? Kardeşim, dilenci gibi bekletme adamı. Ödü şu hesabı. Ya, hesap masam yok kardeşim. Davet etmeseydiniz. Demek öyle. Demek kadın ne diyeceksin hesabı ha? Ne var ben de lan? Yani şuraya bak be, hesap ödemeyenleri bu müessese nasıl yamultuyor bilmiyor mu Angut? Değil mi? Dur be, videomuz var mı abi be? Şu aynanın böyle filmini çekelim dayak yerken. Vallahi ömrümde başka film seyretmedim ben. Ne dedin şimdi abla ya? Ne yapalım? Artık böğürme sesinden idare edeceğiz. Duvarlar da amma kalınmış ya. Şu kapılara bak. Hiçbir ses duyamıyorum be. Ne oluyor lan? Hani ulan dertbelerinize yumruklarınızı susturucu mu taktınız be? Hiçbir şey duymuyor. Lan abime bak ya, sen niye daha önce söylemiyorsun bunu ya? Bu teklif patronun bayağı hoşuna gidecek abi. Irak'ın etkisiyle pek işte aklıma gelmedi. Lan bir damla kan lekesi yok. Hazırlanman kalmış. Neye hazırlanacağım lan, yeşil pasaportla yok. Garson arkadaşlarla konuşarak anlaştık. Tazinanın temizlik ve bulaşık işlerini bir ay süreyle bedavadan sen yapacaksın. Ben mi? Ulan şaka mı ediyorsun sen? Yoksa seni kadroya mı aldılar stand-upçı olarak? Ne bulaşıyor be, aklım korumalar yok. Allah cezanı versin, gelebilirim kapak, benim başıma bak.